Bir okulla ilgili bir takım bilgiler verilmiş. Şimdi matematik ve Türkçe derslerini her öğrenci alacakmış. Tüm öğrenciler bu derslere girecekmiş. Her bir matematik öğretmenine 72, Türkçe öğretmenine 90 öğrenci düşüyormuş. Şimdi tabii altta bilgiler verilmiş. İşte en az olacak şekilde seçmemiz isteniyor. Hangileri doğrudur demiş. Şimdi şöyle desek, matematik öğretmenlerinden M tane, Türkçe öğretmenlerinden de T tane olsun. Türkçe öğretmenlerinden de T tane. Şimdi matematik öğretmenleri M tanesi. Mesela matematik öğretmeni şöyle iki tane olsaydı, iki matematik öğretmeni. Her matematik öğretmenine 72 öğrenci düştüğüne göre bu okulun öğrenci sayısı 2 çarpı 72 olmalı. Çünkü iki tane matematik öğretmeni var. Birinci öğretmenin 72 öğrencisi, ikinci öğretmenin 72 öğrencisi toplam 144 öğrenci olur. Yani matematik öğretmenlerine M diyorsak bunun 72 katı kadar öğrenci olmalı. Her birine 72 öğrenci düşeceği için. Yani okulun mevcudunu bu M'nin 72 katı olarak hesaplayabiliriz. O halde biz M tane matematik öğretmeni olduğunu söylersek okuldaki öğrenci sayısı, okuldaki ya da şöyle diyeyim, öğrenci sayısı M çarpı 72 olmalı. Yani 72M olmalı. Çünkü bir öğretmene 72 öğrenci düşüyor. M tane öğretmen var, 72M öğrenci olur. Aynı şey Türkçe öğretmenleri için de geçerli. Bu Türkçe dersini de herkes aldığı için 90T olacak. Bir tane öğretmene 90 öğrenci düşüyor. Toplam T tane öğretmen var, 90T. Bu ikisi birbirine eşit. Şimdi her ikisinin 9'a bölebiliriz. 9'a bölünüyor. Şöyle. 72'yi 9'a bölersek 8M. 90'a 9'a bölersek 10T. Şimdi bunlar tekrar 2'ye bölünür. 4M eşittir 5T. Şimdi böyle bir eşitlik varsa şöyle isimlendirebiliriz. M'ye 5K, T'ye de 4K diyebiliriz. O halde öğretmen sayılarını biz şöyle seçebiliriz. Matematik öğretmenleri 5'in katı, Türkçe öğretmenleri 4'ün katı olacak. Yani matematik öğretmenleri 5 tane, Türkçe öğretmenleri 4 tane olabilir. Ama şöyle de olabilir, 10'a 8 de olabilirler. Ya da 15'e 12 de olabilir. 15 matematik, 12 Türkçe öğretmeni de olabilir. Yalnız bizden en azını istiyor. O halde en az 5 tane matematik, 4 tane Türkçe öğretmeni olmalı. 5 matematik doğru, 8 Türkçe yanlış. Bu yanlış. Şimdi öğrenci sayısına bakalım. Öğrenci sayısını şurada yazmıştık. Öğrenci sayısı 72M olacaktı. 72M. Yani 72 çarpı M5'ti. Çarparsak 5'te 35, 350, 360. 360 öğrenci olmalı en az. O zaman şu da doğru. Demek ki 2 ve 3 doğru.